Genç ve Kariyer programından hepinize merhabalar. Ben Murat Gençer. Bu hafta da her hafta olduğu gibi çok değerli konuklarla sizlerle birlikteyiz. Günümüzün en önemli konularından birisini konuşacağız. Gazze olaylarını iki Kanadalı Müslümanla konuşacağız. Onların görüşüyle bu durumları aktarmaya çalışacağız sizlere. Aynı zamanda dün yaşanan Türkiye Futbol Ligi'ndeki olayları tabii ki kınıyoruz. Hakemlere yapılan bu şiddet olayını canı gönülden kınıyoruz ve bir daha tekrar etmemesini umuyoruz. Kayserispor'un bu kadar başarılı gittiği bir dönemde bu olayların gündeme gelmesi, liglere ara verilmesi hepimizi çok üzdü. Umarız bir an önce ligler yeniden kaldığı yerden başlar ve hakemlere bir daha böyle şiddet olaylarıyla karşılaşmayız. Şimdi değerli konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Aynı zamanda welcome to my program. Thank you. So, first of all, if I ask you to introduce yourself for the people that doesn't know you, how can you introduce yourself? Sure. Öncelikle kendinizi kısaca tanıtmanızı istesem nasıl tanıtırsınız? Olur. Türkçe ile yapalım. Okay. İsmim Cengiz Demet. Kanadalı doğumluyum. O Kanada'da büyüdüm, doğdum. Eğitimimi de Kanada'da aldım. Şu an öğretim görevliyim Abdullah Gül Üniversitesi'nde. Dil okulunda öğretmenlik yapıyorum. 3 sene oldu sayılır. Aslında bir müddet gidip geldim Kanada'ya, İstanbul'da da yaşadım. Ama şu an Kayseri'deyiz, Abdullah Gül Üniversitesi'nde. Evliyim, 5 çocuk babayım aynı zamanda. Çok şükür, öyle diyebilirim. Okay, teşekkür ederim. Thank you very much. I'll do it in English because I'm not too confident about my Turkish yet. John Demet, born Montreal, lived in Canada for over 20 years and also around 14 years in America, in South Florida. Now I've been in Kayseri for I think almost 5 years now. I'm a teacher at Modadil. I teach English there for B1, B2 levels. We have an excellent program there. And you know, I enjoy it. Ben de Kanada'da doğdum ve Amerika'da 14 yıl yaşadım. Türkçem Cengiz'in kadar iyi olmadığı için İngilizce konuşmak istiyorum Can. Ve moda dil kursunda B1 B2 seviyelerinde İngilizce dersleri veriyor. Aktif bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 5 yıldır da Kayseri'de yaşıyor kendisi. Okay, Türkçe sorabilirim. Olur. Cengiz, Türkiye'ye gelme hikaye. Nasıl anlatırız? O da işte Türkçe ile ifade etmeye çalışayım. Ben zaten Toronto'da yaşadım. Toronto'da öğretmenlik yaptım. Fransızca öğretmendim. 10-12 yıl. Her zaman işte Türkiye aklımdaydı. Aslında çok merak ediyordum. İşte herkes burası gibi, burada gençler gibi işte Kanada'yı ya da Batı'yı merakla. İşte ben de kendimde Türkiye vardı. İşte bir yıl öyle bir fırsat geldi. İşte denemek istemiştik. Her zaman işte evlendikten sonra İşte çocuklarımı düşünmeye başladım. İşte ben de Kanada'da büyüme doğumundan dolayı bağım Türkiye'ye çok kuvvetli değildi. İşte Türkçem gibi görüyorsunuz. Çocuklarım için işte daha farklı bir hayat, daha işte Müslüman ülkede Türkçe işte kendi memleketlerin kültürüne daha sağlam bir bağ kurmak için işte burayı denemek istemiştik. Aynı zamanda işte Kayseri'de pek bir bağımız yoktu aslında. Dedem Elazığlı. O da işte 70'lerde göç etti. O mühendisti. Kanada'ya 72'de galiba göç etmişti. Biz de işte o şekilde Kanada'da kendimizi bulduk. Ama Elazığ'dan Kayseri'de de bir akrabalarımız vardı. Onlar da işte bize buraları tavsiye ettiler. Biz de işte öyle kısmet oldu. Abdullah Gül Üniversitesi'nde öğretmen olarak
alındım. O da işte Kayseri'ye bizi getirdi. Çok şükür şu ana kadar iyi geçti. Anadolu, işte Anadolu ilk başta her zaman İstanbul'u tanıyorduk ama Anadolu'yu hiç tanımıyorduk küçükken, gençken. Anadolu'da yaşamak, işte bu ortamda olmak, daha küçük bir şehir, aile için, ailemiz için bayağı bir rahat bir geçiş oldu diyebilirim. En büyük sebep dediğim gibi işte Müslüman ülkede, Müslüman ortamda Türkçe öğrenmek, çocukların Türkçe konuşması, onlar bizim için önemliydi. Onu da sağlamak için başka bir çaresi yoktu. Burayı, illaki burayı denemek lazımdı. Eşim aynı zamanda Kanada'da tanıştık. Eşim Pakistanlı ama o da Kanada'da büyüdü. Babası aslında Türkiye'de okumuştu. ODTÜ'de. O zaman o da Türkçe biliyordu. Öyle bir o da tabii ki biraz etkisi oldu eşim için. O da işte gelmesini, merak etmesini yardımcı oldu. O şekilde geldik. Bir de hala buradayız. Çok şükür. Okay. Teşekkür ederim. Yes. It was a nice story. Interesting story too. Right. Yeah, and also he came here to Kayseri with great passion. Yes, with great dreams. Yeah. Okay. And Cihan, can you also tell me your story for people who see you first time? Bu arada Cengiz hikayen çok güzel, çok tutkulu. Umarım buradaki geçireceğimiz süre bunun devamında da hep bu şekilde mutlu, keyifli devam edecek. İnşallah. Cihan'a sormak istiyorum, onun hikayesi nasıl? Yeah, my adventure was a little different. In my young 20s, I decided to move to America. I think that was around the time that my family, you know, my brother and my mother started their interest in practicing the religion of Islam. For me at that age, I didn't understand too much. I didn't even know if I wanted to understand really. So I decided to move to America, which is many people's dream here. I ended up getting a good career in US. I was managing gas stations over there. Yes. For most of my time. And then, you know, throughout the years, they would call me from Kayseri and, you know, kind of persuade me to come here. I didn't really want to for a long period of time. But at some point, when I reached 34 years old, I guess Allah guided me. That's how it happens. And I started thinking about, you know, real questions. What's the purpose of life? What am I doing here? What do I want? Do I want a family? Do I want to get married? So I started looking at my surroundings and I started noticing that really the society around where I was living in America was not such a good place, a place that, you know, was really affecting my health, my psychology. There was just a lot of negativity around, and at that time then I started reading the Quran. And, you know, once I started reading, I got interested. So the more I started researching, the more I kind of wanted to go to a place where it would be easier for me to learn the religion, practice. And since they were already in Kayseri, I said, you know, all of a sudden I said, why don't I just go give it a try? So I came for like a 3-month test, you know, to see how it is. And once I came, I really loved it. You know, I loved that there was mosques everywhere, and it was nice to be around my family again. It was such a long time. So I think that reinforced my
what I wanted at that time, which was to go closer to Islam. And alhamdulillah, I've been here ever since. And since then, I got married. You know, we opened up Modadil. Once I started practicing the religion, kind of everything good was happening to me. You know, I had a lot of benefits just coming to me out of nowhere. And my life actually has value now, a purpose, unlike kind of my state in America. So, you know, I'm grateful for coming here and starting a new life, turning a new page. Okay. I would try to translate as I can remember. Okay. I forgot, yeah. You're just saying. Okay. You can summarize. Bu arada tabii canım bu konuşmalarını kesmek istemedim. Gayet güzel bir şekilde anlattı çünkü. Kısaca çevirmek gerekecek tabii ki. Öncelikle 20'li yaşlarda Toronto'dan sonra Amerika'ya taşınıyor. Amerika'ya taşındığını ifade ederken de tabii Türkiye'deki birçok kişinin hayali olan bu ülkeye taşınıyor ve orada benzin istasyonu yöneticiliği yapıyor. Buradaki tabii ki yaşantısı döneminde, Amerika'daki yaşantısı döneminde Cengiz ve ailesi bu arada Kayseri'deler. Kayseri'den kendisini arıyorlar, görüşüyor, konuşuyorlar. Ve bu dönemde de aslında hayat için ne aradığının pek de farkında değil. Çünkü bir arayış içerisinde değil. Sadece günü kurtarmak için bir yaşantının içerisinde Amerika'da. Ve hayatında bu döneminde çok da boş olduğunu fark ediyor. Amerika'daki bu yaşantı sırasında hayatının bir amacı olmadığını, hiçbir amaç olmadan yaşadığını fark ediyor. Ve sorgulamaya başlıyor hayatı. 34 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'le tanışıyor, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyor ve okumaya başladıktan sonra hayatını daha da anlamlı olduğunu görüyor. 3 ay için bir deneme süreci için Kayseri'ye geliyor. Buraya geldiğinde de hem ailesiyle uzun süre aradan sonra tekrar bir arada olmaktan, hem de her tarafta camileri görmekten, İslamiyet'i burada yaşayacak olmaktan da mutluluk duyuyor. Ve kendisine böyle bir hayat çizgisi çiziyor. İslamiyet'e bağlandıktan sonra hayatının çok düzeldiğini, çünkü Amerika'daki yaşantı sırasında Amerika'daki o düzensiz hayatın kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkilediğini, olumsuz etkilediğinden bahsetmişti. Türkiye'ye geldikten sonra buradaki İslami hayatı gördükten sonra da kendisini daha iyi hissediyor ve hayat ona hep farkında olmadan hep güzel şeyler karşısına çıkartmaya başlıyor. Bu süre içerisinde evleniyor. Burada güzel bir dil okulu açıyor ve şu andaki bulunduğu konumdan da Kayseri'de olmaktan da mutlu olduğunu ifade ediyor. So we can say that you're happy here. Yeah, yeah. And it's very interesting, in American states as a manager, you were also earning good, I think. Yeah, I was, you know, I had a good salary. Comfortable salary there. It wasn't the case for many other people. Most of my employees are struggling. Yeah. Minimum wage in America, maybe compared to here, might sound so high. So if you were there, probably during that time, you would also got a better position as a manager, maybe. Yeah, it could have increased me, went higher in the company and so on. But again, I mean, working for these big corporations over there was very unsatisfying, I could say. You're just treated like, you know, just another number. There wasn't really a, you know, much value or, you know, it wasn't very ethical, the environment, I would say. Bu arada tabii ki Cihan'a şeyi sordum. Amerika'da çalıştığı dönemde bir benzin istasyonunun yöneticiliğini yapıyordu. Amerikan standartlarına göre de iyi bir para kazandığından bahsettim. Doğru, evet, iyi para kazanıyordum. Yanımdaki çalışanlar asgari ücretle çalıştıkları için onlar hayat konusunda biraz daha zorlanıyorlardı. Ama onlarla karşılaştırdığımız zaman onlara göre daha iyi bir kazanç sağladığımı düşünüyorum. Ve bu süre içerisinde de ben görevde yükselmiş olacaktım. Fakat bu tip büyük firmalarla çalışmak aslında çok da sağlıklı olmadığını, bir rakamdan ibaret olduğunuzu, kişi olarak hiçbir kıymetinizin, değerinizin olmadığını ifade etti.
So you never miss your job. No, I wouldn't even consider. I don't even think of going back to America. Okay. Yani hiç diyorum özlemiyorsundur herhalde. İşini hiç aklımın ucundan dahi geçmiyor. Böyle bir şey asla düşünmüyor. Right. Okay, Cengiz, so today's subject that we would like to talk is Gaza, the situation in Gaza, the things that are happening there. And as I mentioned in the opening of this program, yesterday we had this incident in the soccer league. Mm-hmm. The president of a football team punched the referee. Mm-hmm. And that's a kind of violence that we regret. Mm-hmm. But the things that happens in Gaza is unacceptable. Mm-hmm. The government, Israeli government, kills children, women, everyone they come across. And how can you read this? How should we read these things that's happening there? So I should translate my own question first. Okay. Bu arada bugün tabii ki konuşmak üzere toplandığımız konu Gazze ve Gazze'de yaşananlar. Dünya medyasının Gazze'ye bakışı, bir yabancı olarak buradaki gördükleri, takip ettikleri, duydukları ve hissettiklerini burada bizlerle paylaşmalarını isteyeceğiz. Sorumu da şu şekilde sordum. Programın başında da dün meydana gelen olayla ilgili konuştum. Halil Umut Meler'e uygulanan şiddeti kabul etmediğimizi, futbol ligindeki bir şiddet olayının bile insanları tüylerini diken diken ettiğini ama Gazze'de yaşananların da tamamen insanlık dışı olaylar olduğundan bahsettim. Çocuklara, kadınlara, İsrail Devleti'nin uyguladığı akıl almaz terör saldırıları her gün devam ediyor ve kendisi bu konuyu nasıl görüyor, nasıl görmemiz gerekiyor, nasıl okuyor? Teşekkürler hocam. Siz getirdiğiniz ifadeyle aynen öyle. İşte futbol liginde işte bu olaylar oldu, çirkin olaylar olayları gördük. Ama gördük ki tepkisi de halkın tepkisi işte ağırdı. Karşına da doğru bir şekilde karşı çıktılar insan. Çünkü öyle bir olay tolere etmemiz mümkün değil. Profesyonel ligde işte öyle bir hareket hiçbir ortamda kabul edilmez. Ama aynı zamanda işte aklımınızı böyle distraction olarak, distraction Türkçesini tam bozmasın. Çünkü şu andaki önümüzdeki en önemli olay işte Gazze'deki katliam bizi aklımızı oradan çıkartmamız lazım. Çünkü çok şu anda çok sensitive, hassas bir dönemdeyiz şu anda. Bütün dünya karşı çıkmaya çalışıyor. Halklar, dünyanın halkları, Türkiye'de henüz halklar karşı çıkıyor. Bu katliamı bir yandan durdurmak için bir sürü hareketler oluyor. Bir sürü rezistans ya da işte boykotlar olsun, devletlere tepki, baskı koymak olsa gündemimiz o olması lazım. Çünkü biliyoruz ki işte ben de öğretmenim, okula gidiyoruz. Biz tamam Gazze'de değiliz. Bu zulmü hissetmiyoruz fiziken ama en azından işte aklımızda, kalbimizde iyice oturması gerekiyor. Benim için de biraz daha da yakın çünkü geçen sene tam bir yıl oldu Kudüs'e ziyarete gitmeye Allah nasip etti benim için, ailem için. Kayseri'den bir grupla gittik, ziyaret ettik. Filistinlere komşu olduk, farklı yerlere gezdik, kendi gözlerimizle gördük işte durumun aciliyetini, insanların perişan olmaları. Ondan benim için işte daha da yakın, daha da hassas bir durum. Ondan
şu anda işte bu genelde işte tarihi ya da uzak yerlerde bu olaylar oluyor genelde. Ama öyle bir durum değil. Bize aslında çok yakın bir durum. Şöyle ben de inanamadım ama Kayseri'den giderken İstanbul'dan geçtik. İstanbul bir saat. İstanbul'dan işte Kudüs'e Selam. Bir Tel Aviv aynen bir buçuk saat bir süreç. Çok yakın. Çok da evet bir uzak. Hani Kayseri'den uçsak aynen bir işte, saat. Evet bir saat en fazlası bir saat. Pek bir mesafe yok aynen. Ondan şu anda gerçekten işte ben de Fransızca ve tarih öğretmenlik yaptım Kanada'da. İşte bir İkinci Dünya Savaş'tan konuşuyoruz, Soykırım'dan konuşuyoruz. İşte bir tarihsel olarak bir de kendi bazen öğrencilerime söylüyoruz. İşte biz gerçekten o zamanlarda gayet iyi insanlar o zamandaki katliamlara engel olmuyorlardı. Biz o zamanlarda olsaydık ne yapardık? İşte genelde kendimize işte söylüyoruz ki katiyen bir şey yapardık. Şu an işte öyle bir durumu yaşıyoruz. Gözümüz önünde bir katliam var. İşte ne yapıyoruz, ne yapabiliyoruz onu düşünmemiz lazım. Kesinlikle normal bir hayata dönmek, yaşamak yanlıştır benim görüşümden. Orayı gördün, geçen yıl bu zamanlar oradaydın. Evet, peki, Kasım ayında. Peki oradaki gördüklerine göre Filistin halkı için neler söyleyebilirsin? Oradaki çocuklar için, oradaki yaşantı için, eğitim, sağlık, bu tip hizmetleri nasıl alıyorlar? Ne yapıyorlar? Şöyle bir durum var. İngilizcesi apartheid. Apartheid diyorlar. Apartheid işte Güney Afrika'da bir ırk üzerinde bir sistem vardı. O da tabii ki 90 yıllarda dünyanın tepkisiyle durdu. Bir de apartheid sistem yıkılmış. Şu an modern bir apartheid sistemi uyguluyor. İsrailler, İsrail hükümeti, devleti uyguluyor. Onu da gördüm işte Doğu Kudüs'te ya da Halil kentte var, West Bank'te. Evet, orası da Batı Şeria Türkçesi galiba. Evet, evet aynen. İşte duvarları görüyoruz Batı Şeria'da. Şöyle bir şekilde anlatayım. Halil kenti bir yarım saat 45 dakika da değil otobüsle biz o şekilde gittik. Filistinler oradan çıkmak, Kudüs'e gitmek çoğuların için mümkün değil. Çoğuları için hiç görmediler. Kudüs'e hiç gitmediler. Düşünün. Ben ta işte Kanada, Kayseri'den geldim. Rahat bir şekilde girdik. Tabii birkaç sıkıntılar yaşadık ama sonuçta girdik, gezdik. Sorun olmadı. Bunlar kendi topraklarında bir 45 dakika seyahati yarım saatte bile yapamıyorlar. Ya da yapabilirseler işte özel bir izin alabilirseler kaç saat sürüyor? 4 saat, 5 saat sürüyor. Bir de Al-Aksa'da onu da fark ettim. Namazları çünkü Şafii mezhebde çoğu oradaki Müslümanlar Şafii mezhebi, Hanefi mezhebi takip etmiyorlar. Cem ediyorlar namazları. Ben de düşünüyordum niye cem ediyorlar? Çünkü çoğuları cem etmeli lazım ki iki namaz kılsınlar Aksa'da, camide ki geri dönebilir. Evet, aynen. Bunlar da yaşlı amcalar. Onlar sadece onlara bazılarına izin veriyorlar. En acısı işte gençleri görmek. Doğu Kudüs'te gençleri orada bir 10 dakika yürüme mesafesine elbette yine de hiç Aksa'ya girmemek, hayatta Aksa'ya görmemek, kendi gözlerle namaz kılmamak bir durumları var.
O beni çok çarptı. Çok üzüldüm onu görmek. Gerçekten bu sonuçta bir insani ihtiyaç, hakkı en kutsal yerde yetişemiyorlar. Düşünün o zaman işte sağlık olsa, işte en önemli şey, hayatlarına en önemli şeye yetişemiyorlar. İşte sağlık, eğitim, onlar durum daha da kötü işte o diyebiliriz. Yani bunlar hiç savaştan, yani şu anki durumdan önceki durum. Ve aynen, bu bile aynen. Vahim bir durumda. Evet. Ve şu anda da İsrail Devleti'nin burada uyguladığı hani saldırılarla daha da zor bir durumda o zaman buradaki insanlar. Kesinlikle. Şu anda işte katliamı görüyoruz. Aynı zamanda West Bank, Batı Şeria'da orada da katliam oluyor. Tamam, bombalar düşmüyor ama insanlar katlediliyorlar. IDF, İsrail askeri oralarda gençleri ya da topluyorlar. Biliyoruz hostage'leri yani, Hamas bir esirleri bıraktılar. İşte bir exchange oldu. Değişim oldu. Değişim oldu. O günlerde daha da fazla işte genç Filistinli çocukları topladılar. Genç ya da işte benim yaşında da olabilen insanları topladılar esir olarak. Onlar da esir sonuçta. Öyle bir durum yaşıyoruz. Gerçekten şu anda böyle bir diplomasi, bir siyaset yolu da kalmamış. Gördük şu anda birlik United Nations'lerde. Zaten gördük ki Amerika çok net bir şekilde ateşkesse bütün dünya tepkisi ile yine de karşı çıktı. Olay şu anda budur. Hala devam ediyor. Yollar işte bu diplomasi yollar kapalı maalesef. Maalesef. Son olarak John'a geçmeden önce şeyi sormak istiyorum. Gittiğinizde Gazze'ye girme şansınız var mı? Mümkün mü? Keşke olsaydı. Orası gerçekten açık bir hapishane. Hiç mümkün değildi. İstemiştik ama mümkün değildi. Bırakmıyorlar. İşte ona şu anda evet hapis açık hapis o zaman. Şu anda concentration camp'a döndü. Gerçekten öyle. Ama mümkün değil. İşte orada girmek, çıkmak her şey işte İsrail devletin elinde. Düşünün işte bu October 7th, Ekim 7 olaylarında işte bazıları işte bu duvardan çıktılar, eylemler oldu. İlk defa böyle bu duvarlardan böyle hapisten gibi insanlar çıkmışlar. Böyle bir fırsatları oldu. Bu da bütün hayat boyu düşünün. Yani çünkü bu abluka 2006 o civarında uygulandı. Böyle resmen 20 sene oldu ki insanlar orada hapis şey gibi işte elektrik, zorla su hiçbir şey olmadan aynen buradaki şartlarda orada yaşamaya mahkum ediliyorlar. Ve çocuklar, kadınlar, hiçbir suçu olmayan insanlar orada açık bir cezaevinde resmen İsrail devletine mahkumu olarak hapiste yaşıyorlar. Şöyle bir durum, aynı zamanda bir umudum vardı. İşte insanların gerçekten kendi işte imanları, işte hiç böyle nasıl diyebilirim, vazgeçmemek, işte bir gün özgürlüğü kavuşmalarına inanıyorlar. İşte öyle bir iman var ki ona halkta ki gerçekten şu acıyı görürse yine de onları İsrail ne yaparsalar yapsınlar victory kazanmayacaklar, kazanamayacaklar. O da bence şu anda İsrail askerleri biliyor. Biliyor ki böyle bir halka karşı kazanamazlar. Evet. Okay, John, so we talked about the situation in Gaza with Cengiz, and as he has this experience in last year that he went there, yeah. And so far
I'm sure you're also interested in the situation. So what would you like to say about it? Yeah, I mean, Cengiz explained a good amount there. What I can say, I mean, for me, I'm filled with mixed emotions, you know, anger, sadness. It's just unbelievable that I'm living in a time where we're witnessing, you know, a genocide in front of our eyes. Seeing the images on social media is just, you know, burns your heart. And, you know, I want a solution for me. I want, you know, obviously I want a ceasefire so innocent people stop dying. But of course, I mean, we know that that's not going to happen, you know. As you can see, the U.S. just voted, the only one that voted against the ceasefire. So it's clear that there's not only hostages in Israel and Gaza. It seems like U.S. is a hostage. The politicians, I'm not talking about. I'm not talking about the people. There's a lot of good people in America. I have friends in America that are completely against this. So the government of America doesn't speak for Americans, but it's clear that the government is a slave to the Zionist movement. Okay. Ya peki John'a buradaki bu konuyla ilgili fikirlerini sorduğumda tabii ki farklı duygular içerisinde olduğunu söylüyor. Hem öfke hem üzüntü hem de gözlerimizin önünde gerçekleşen bu soykırım konusunda çok mutsuz olduğunu, bir çözüm görmek istediğini, ateşkes imzalanmasına karşı çıkan sadece Amerika olduğunu, aslında Amerika olarak düşünülmemesi gerektiğini, çünkü Amerikan halkı içinde de çok değerli insanlar buradaki yapılan soykırıma karşı çıkıyorlar. Fakat Amerikan hükümetinin, Amerikan devletinin de bu Siyonist yaklaşımın aslında tutsağı olduğunu, onların da bu yaklaşımın neticesinde doğru kararlar veremediğini ya da verdikleri kararın Amerikan halkının sesi olmadığını burada açıklamak istedi John. Şunu da diyebilirim, izin tabii verirseniz, işte bu akademik perspektiften şu andaki durum gerçekten sıkıntılı Amerika'da, Kanada'da da academic freedom'den bahsediyoruz. Söz hakkından, özgürlüğünden. Evet, aynen. Genelde öyle bir düşünce var ya da bir değer var. Hem de Amerika'da çok değerli olarak, bir prensip olarak uygulamaya inanıyoruz. Ama Ziyonizm konusunda çok farklı bir durum maalesef Kanada ya da Amerika. Şu anda Amerika antisemitizm ve antizionizm aynısını olarak görüyorlar. İşte antizionizm bir şeyler karşı söylersen antisemitizm olarak görünüyor. Şu anda en büyük üniversitelerde MIT olsa, Harvard, University of Pennsylvania rektörlerini çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü öyle bir o kampüste, çoğu kampüslerde Amerika'da şu an, Kanada'da da çok büyük bir tepki var İsrail'e karşı, Zionizm'e karşı. Zionist lobi de ondan çok korkuyor. Tepkiyle, işte devlet aracıyla o kampüs öğrencileri susturmaya çalışıyorlar. O da rektörlere saldırıyorlar. Şu anda University of Pennsylvania'nın rektörü istifa etti bu yüzden. Antisemitizm üzerinde, ama öyle bir durum yok aslında. Tabii ki. Yani burada şunu da açıklamak gerekiyor. Yani Siyonist yaklaşıma karşı çıkmak aynı zamanda antisemitist bir yaklaşım değildir. Tabii ki antisemitizmi lanetliyoruz. Bunu da asla kabul edemeyiz. Böyle bir görüş savunamayız. Ama Siyonist yapıyı, şu anda İsrail devletine Gazze'deki, oradaki masum insanlara göstermiş olduğu vahşi katliamı hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Amerika'da buna karşı çıkan insanların da aslında sanki
bu Nazi Almanya'sındaki görüşü destekliyor ve tamamen Yahudilere karşı bir tutum içerisindeymiş gibi göstermeye çalışmaları aslında tabii ki oyunun bir parçası olarak görebilir miyiz? Kesinlikle. Part of the game mi? Evet. Kesinlikle. Büyük bu tepkinin ortasında çoğu Yahudi var. Yahudi işte seküler olsa, daha çok işte din ortodoks da olsa her kesimden Yahudilerin içerisinde büyük bir tepki var İsrail'e karşı, yaptıklarına karşı. Central Station, New York Central Station'ı tamamen kapattılar. Hepsi Yahudi işte gençler kapattılar işte tepki göstermek için. Oradan gerçekten ondan bu ifade çok saçma geliyor işte. İsrail'e karşı niye antisemitizm olarak görünebiliyor? Çünkü şöyle bir durum, Ziyonist lobinin argümanları yok. Evet. Argümanları kalmadı. Zaten açık bir katliam var. Böyle tepki korkuyla insanları susturmaya çalışıyorlar. Bir de yapabiliyorlar. Yine de çok şükür bir ona karşı bir rezistans, direniş var. Hala duruyor. Çok kuvvetli. Bence yeni nesil, genç nesil zaten Ziyonist lobiyi kaybetti. Şu anda sadece işte onların cebindeki siyasetçilerle işte o şekilde kendi siyasetlerini etkili olabiliyorlar. Ama onun dışında işte oyunu kaybettiler. Ondan işte bu seviyeye geldiler şimdi. İşte bu durumu karıştırmak onlara gerçekten faydalı oluyor maalesef. Peki Cengiz, burada sana şunu sormak istiyorum. Aslında tabii ki burada oyunu kaybettiklerinin farkındalar ama ellerindeki hani argüman olarak güçlendiren noktalarda biliyorsun insanların yeme alışkanlıklarını değiştiren bu fast food zincirleri, kahve zincirleri ya da buna benzer mekanlar, müzik, dinlediğimiz müzikler, yabancı müzik olarak insanların önüne sunulan şeyler. Aslında bunlar da aslında bu örgütün bir parçası. Belki sosyal medya araçları, belki banka kartları. Sen bu noktada neler söyleyebilirsin? Şu anda insanların tepkisi var ve bu fast food zincirlerine ya da kahve zincirlerine insanlar tepki olarak gitmiyorlar. Ama zaten Amerika'da da tabii ki ben de bulunduğum için çok yakından orada görme şansımız oldu. Bu fast food zincirlerini normal bir Amerikalı aile çoluğunun çocuğunu alıp da gidip hadi bir şeyler yiyelim dediği bir yer değil. Belki otobanda hani mola olarak verip de bir şeyler atıştırabileceğim bir yer ama hiçbir zaman hiçbir aile çoluğunu çocuğunu alıp hadi bir fast food lokantasına gidelim, bugün yemeğimizi burada yiyelim demez. Şu anda da aslında bu olayların iyi tarafından bakacak olursak insanların tepki göstermesi, kendi Türk kültüründeki yemekleri tercih etmesi daha mantıklı değil mi? Bu konuda neler söylersin? Kesinlikle, çünkü şu anda dediğim gibi normal zincirlerini de işte çok seversen ya da kullanırsan işte genelde gençlere sesleniyorum. Normal bir hayata devam etmek yanlıştır kendimiz için. Şöyle, tamam belki bir şey değiştirmeyeceğiz ama bu olaylar bizi değiştirebilir. Orada işte bir korku olması lazım kendimizde. Kendimizi mi kaybedeceğiz? Sadece işte bir keyif almak için, bir orada bir kahve içmek için, orada bir hamburger yemek için. Orada sıkıntı. Kendimizi düşünmemiz lazım bu konuda. Öyle bana da garip geldi aslında. Bu olaylardan evvel zaten Amerika'dan, Kanada'dan gelirken bu markaların bu kadar popüler olmasını Türkiye'de şaşırdım. Çünkü gerçekten Kanada'da o kadar değil aslında. Çoğu insan bu markalar, bu lokantalar çok böyle high class ya da çok trendy olarak görmüyorlar. Böyle genelde böyle tamam, bir başka çarem yok, bir drive through'dan bir geçeyim, bir hızlı bir şekilde bir şey alayım. Yoksa böyle arkadaşlarla hava atmak çok komik bir şey gibi geliyor bana işte Kanada'dan gelirken. Çünkü
olay öyle değil Amerika'da. En tuhaf konusu buradaki bu markalar oralardan geliyor. İşte Amerika'dan geliyor işte oralardan. Ama oradaki halk hiç çok farklı bir şekilde görüyor ki ondan işte bu boykotlar aynı şekilde aslında çoğu insanlara kolay geliyor. Çünkü sonuçta çok değerli bir yer ya da bir kıyafet, bir marka kıyafet markası değil insanlar için. Onu anlamak önemli bence. Aynı zamanda biz sonuçta Müslüman olarak işte Türkiye'de olmamız lazım. Olduğunda bir sürü farklı alternatifler varken daha çok acı oluyor işte burada bu boykotları, bu aktiviteleri uygulamaması, onlara dahil olmaması. Aynen. Daha da acı. Aynen çünkü oluyor. Uyguluyor bir de bir etkisi oluyor. Şu anda milyarlarca dolarlar kaybediliyor bu firmalarda. Evet. Bir de sonuçta batılarda şu Kanada'da bir First Nations oluyor, bir yerli insanlardan sonuçta beyaz adamdan bahsederken işte bu batı adamdan sonuçta onlar nasıl tepki veriyor? Sonuçta parayla işte anlıyorlar. İşte parayla bir tepki gösterebilirsek, yoksa medeniyetten maalesef ya da işte rasyonel bir argümanlarla adamlar anlamıyorlar. En azından işte ekonomik zarar vererek onların bu yaptıkları hatayı anlamalarını sağlamamız gerekiyor. Evet inşallah. John, we are at the end of the program. Yeah. Yeah, no time problem. Flew away. Yeah, it did. Very quick. I mean, everything you're saying anyways is kind of what I would be saying as well. Okay, so for last, I would just ask you something. Why Turkish people should learn English? Should learn English? Yeah. Why? Why? Yeah, because if you can understand, if you can speak with the help of the social media, mm-hmm. you can defend the things that you support. You can show the people the right things. But if you right. don't improve your English skills, you will be alone just in this country. Mm-hmm. You will just speak the things by yourself and maybe you wouldn't have any chance to show the truth to other people, for example, in South America or other people. But if you speak English, mm-hmm. you have this opportunity to show the rights that you support. And maybe it will help change people's minds. What do you think? Bu arada John'a biraz uzun bir soru sordum. John dedim, Türkler neden İngilizce öğrenmeli? Aslında şaşırdı bu sorumu. Niye öğrenmeli? Çünkü sadece Türkçe konuştuğumuz zaman lokalde kalıyoruz. Kendi içimizde kalıyoruz. Ve bu tip durumlarda, Gazze olaylarındaki gibi bir durumda dünyanın farklı köşelerinden insanlara kendimizi ifade edemiyoruz. Bu da bizi daha fazla yalnızlaştırıyor aslında. İngilizce bize bu kapıları açıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun. Güney Amerika'da olsun, dünyanın herhangi bir köşesindeki bir insana belki kendi görüşlerimizle farklılıkları gösterme fırsatını elde edebiliriz diye ben girdim açıkçası. So what can you add? Well, I could say that if you don't learn English, you're closing yourself off to the world. Yes. You know, communication is key for everything. Yeah. Whether it's business, social, environment. Everything. So English, I mean, English is the international language of the world. So, I mean, the importance is very high if you want to open new opportunities for yourself. You know, I think it can be done. I think there needs to be more of a focus in Turkey regarding learning the English language. There are some new, you know, some different things that could help improve this. If you look at other countries, that also English is not the first language. I think one of the biggest things they do is they like to have some type of programs that kind of promotes bringing native teachers to the country, and then, you know, placing them in elementary, middle school, high school.
If you could get them to get used to the language at a younger age, of course, it's more advantageous. Okay. But yeah, I mean, you need to, I would say there needs to be some type of program where you're able to bring some of these native teachers here where it's interesting for them. Yes, definitely. So, son olarak John'a bu soruyu sordum. Türkler nasıl, yani İngilizce niye öğrenmeli? Tabii ki öğrenmediğimiz zaman yalnızlaşıyoruz. İletişim her şeydir. Sadece iş dünyasında değil, kendimizi ifade etmek, sosyal konular ve bugünkü sosyal medya araçları da aslında bu fırsatları bizlere sunuyor. O yüzden kendimizi doğru ifade etmek için de farklı programlarla, değişim programlarıyla yurt dışından belki bu konuda tecrübeli öğretmenlerle İngilizce öğretimi de kolaylaştırılabilir, teşvik edilebilir. Son olarak Cengiz, neler söylersin? Evet, John dediği ki çok önemli. İngilizce lingua franca, sevmediysen, seversen dünyanın çoğu knowledge production üretmesini İngilizce de oluyor. O zaman dünyada etkimiz, ülke olarak etki olarak ya da soft power diyorlar. Böyle bir soft power'ımız olması için siyasetçilerimizde, halkımızda bu dil yansıması gerekiyor. Yoksa biz dünyayı anlayamayacağız. Bir de dünya bizi anlayamabilir. Onu doğru söyledi. Anlayamayacaktır. Aynen. Ondan çok önemli. Ama dediğim gibi hiç umut kaybetmemek lazım. Çünkü Fransızca öğretmen olarak Kanada'da durumlar aynı. İşte sıkıntılar, zorluklar aynı. Böyle bazen çok kendimize çok tepki veriyoruz işte halk olarak, ülke olarak. Kolay değil tabii ki. Dediğim gibi Kanada'da iki resmi dil olarak, Fransızca resmi dil olarak yine de çoğu Kanadalı, çok Toronto bölgesinde, İngiliz bölgelerinde çok zorlanıyorlar öğrenmeye. Ama tabii ki her şeye bir çözüm var. Ben French Immersion, böyle bir French Immersion bir sistem, program vardı okullarda. Çok genç yaşta işte yarım gün İngilizce, yarım gün Fransızca okumayalara bayağı bir etkisi oldu. Liseye geldiğinde çok kolay, çok iyi bir şekilde kendilerini ifade edebiliyorlardı Fransızca'da. Ben de işte onu şahit oldum. Burada da olabilir ama tabii ki insan kaynaklarımız biraz güçlenmemiz gerekiyor o konuda. Okay, thank you very much. Teşekkürler katıldığınız için, bugün programımızda bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. It was a pleasure to host you here. Of course. And I'm very happy to see you here. Hopefully we can make another program. İnşallah. Bu değerli dostlarımla bugün burada sizlerle birlikte bu sohbetin bir parçası olmaktan aşırı derecede keyif aldım. Umarım ekranın öbür tarafında sizler de bu sohbetten keyif almışsınızdır. John ve Cengiz, iki kardeş, bizlere Gazze'yi anlattılar, dünyanın bakış açısını anlattılar, bizlerin tutumunu anlattılar. Bu güzel sohbetin sonrasında hepinize güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.